çok özel ve güzel bir anı yaşıyoruz hep beraber. Şöyle bir projeyle ilgili ne aşamadayız, ne kadar, kim mimar olarak sizi mi bilgi verecek? Ne zaman inşallah başlıyorsunuz? İnşallah sürecimizi tamamladık. Evet. İşte Nisan'ın sonu, Mayıs içi gibi kazmayı vuracağız sayın. Kazmayı. Yani altyapı ihaleleri, projelerle beraber siz de inşallah fabrikanın inşaatını başlayacaksınız. Çünkü ne kadar sürede tamamlamayı düşünüyorsunuz? Biz şöyle yaklaşık tümünü bir yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Yani hiç tamamen. Entegre bir tesis olacak. Tabii tabii. Yani çok özel bir tesis yapacağız inşallah. Bölgede şöyle söyleyeyim, gerçekten parmakla gösterilebilecek kapasitede tamamen Avrupa'yı standartlarda böyle. Zaten amacımız Avrupa'ya. Bu tesis tamamen ihracat odaklı çalışacağız burada. Mevcut şu anki mevcut yerimizde iç piyasa, burada ihracat odaklı çalışacağız. Mevcut yeriniz kalacak mı? Kalacak. Yani bu ekstra bir yatırım evet, oluyor. Aynen. Bak o da önemli bir şey. Evet. Kaç liralık bir yatırım öngörüyorsunuz? Yani hesaplarımızda yanılmazsak 30 milyon. 30 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Çok önemli bir ana şahitlik ediyoruz. Mini organize sanayi bölgesinin başından sonuna kadar geçen süreç artık sonlandı ve bugün baktığınızda bünyede müteşebbis bir arkadaşımız Usta Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hep birlikte ruhsatını verecek olduğumuz programdayız. Artık ne ihaleleri konuştuğumuz, ne altyapıyla ilgili bir şeylerin konuşulduğu bir dönem değil. Hakikaten fabrikaların yapılacağı, bundan sonraki süreçte artık istihdamı konuşacağımız noktaya geldik. Bu hususla ilgili olarak başından sonuna kadar işi titizlikle takip eden, gayret gösteren değerli kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'e ben çok teşekkür ediyorum. Beraberinde Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya 40 yıllık bir özlemi inşallah sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah daha farklı OSB'ler, ikinci OSB'ler, entegre OSB'ler de Ünye'mizde olur. Bugün Allah'a şükürler olsun ki emarelerini ve neticesini hep birlikte şu anda şahitlik ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar süreçte kamulaştırması bitti dediğimizde çoğu arkadaşlarımız biz buraya kazma vurulmadan, temel atılmadan biz bu işlere inanmıyoruz. Ne zaman temel atılacak, ne zaman kazma vurulacak diye hep bu sorulara muhatap oluyorduk. Ama biliyorsunuz ki bazı işlerde süreci tamamlanmadan maalesef yürümüyor. Allah'a şükürler olsun hiç aksatmadan, bir dakika bile zaman kaybetmeden süreçte gerekli olan işlemleri tamamlaya bugüne geldik. Altyapı ihalesini yaptık. Altyapı ihalesini yaptıktan sonra ilgili firmayla sözleşmeyi de imzaladık. Sahadaki şu andaki faaliyetlerini yürütmeyle ilgili çalışmalarına başladı. Organize sanayi bölgesi ile ilgili çalışmalar devletimizin planlaması içerisinde ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sayın Valimizin önderliğinde ilçe kaymakam olarak şahsımın yine içinde bulunduğu, yine yerel yönetimler olarak Ünye Belediye'mizin ve siyasetin el birliğiyle, amaç birliğiyle ta başından beri ele alıp öncelikli konuları arasında bulundurarak bugün nihayetine geldiğimiz bir süreç. Tabii Ünye Organize Sanayi Bölgesi yılların özlemi. Yılların özlemi olduğu için herkesi heyecanlandıran, sabırsızlandıran bir proje. Bu proje bu aşamaya gelinceye kadar birçok kesimle bugüne kadar paylaştığımız gibi, birçoğunuzun bildiği gibi farklı badirelerden, farklı aşamalardan geçerek bu noktaya gelindi. İhtiyaçtı, programdaydı ama süreç içerisinde ihtiyacın herkes tarafından ortak
kabulünün bir neticesi olarak devlet millet işbirliği içerisinde zor süreçler açıldı. Ben hem bu süreçte bizlere destek veren, başta şu anda çalışmakta olduğumuz Sayın Valimiz Tuncay Soner olmak üzere tüm valilerimize, beraber görev yaptığımız başta ilçe belediye başkanımız Hüseyin Tavlı olmak üzere, siyaset ayağında konuyu takip eden ve destekleyen tüm aktörlere, ilçem adına, ÜNYA adına, Türk ekonomisi adına şükranlarımı arz ediyorum. Bizler en kısa süre içerisinde Kirlik Mahallesi'nde yapılan ve daha altyapısı bitmeden dolan OSB'mizin hemen karşısına Göbü Mahallemizde ÜNYA 2. OSB'sini inşa edecektir. Ama inanıyorum ki Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde, yoğun takibinde bir OSB kadar önemli, hatta yeri geldiğinde ondan daha da önemli olan ÜNYA Küçük Sanayi Sitesi de modern bir şekilde ÜNYA'ya yakışır ve ihtiyaçlarına cevap verebilir. Çağdaş kent yönetimi içerisinde bu dönemde, bu süreçte inşallah hayata geçirilecek. Bu konudaki başkanlarımın çabalarını biliyor ve biz de elimizden geldiğince katkı sunmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Ben bu vesileyle OSB'mizin bu aşamaya gelmesinde, bizlerin bu mutluluğu yaşamasında emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum. Organize sanayi bölgemizin hem müteşebbisler hem orada alın teri döküp evine nafaka götürecek, ekmek olacak, aş olacak, kazancı temin edecek olan işçilerimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Şöyle tut. Gel başkanım. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar.